Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu küre inandığım için paylaşıyorum. Sırın vazifesini göreceğini duydum. Ya burada kullandığımız zaten 4-5 çeşit malzeme var. Süt, su, zencefil, sarımsak. Bunu belli dakikalarda kaynatacağım zaten. Ya şimdi bunu deneyip de korela virüs olan acaba bulaşır mı diye yapamam zaten. Ancak gripten de her türlü şeyden biraz bağışıklık sistemine iyi geleceğini düşünüyorum. Onu ezdiğimiz sarımsakları kaynayan suyun içine atıyoruz. Ve 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika kaynattıktan sonra bir bardak süt atıyoruz kaynayan tencereye. Evet, dediğim gibi ondan sonra bir tatlı kaşığı zencefil atıyoruz. Ben bunu aniden attım. Topaklanmaması için yavaş yavaş atmak lazım. Ben aniden attım, topaklandım ama o topakları iyice karıştıracağım. Kaynattıktan sonra ben biraz beklettim. Daha tam soğumadı ama süzüyorum. Onu süzmeden de yiyebilirsiniz tabii ki ama ben mideme dokunacağını düşündüğüm için süzgeçten geçiriyorum bunu. Belki onu da yesem dokunmayacaktı, bilmiyorum. Ben kullandım işte. Bir zararı olmadığı için koruyucu özelliği var denildiğinden böyle bir künür şeyi öneriyorum. Serum vazifesini görüyormuş. Açıklayan ne kadar güvenilir kaynak bilmiyorum ama ben kendim denedim. Evet, bu şekilde ırıtılmış bir şekilde birkaç kere içiyoruz.
İnşallah tez vakitte bu virüsten kurtuluruz. Rahat bir şekilde yaşamamızı sürdürürüz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim.